Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Birazdan hocamız gelecek. Başlayacağız inşallah. Arkadaşlar hocamız bir 5 dakika içinde gelecekmiş. Minik bir gecikme oldu. Bilginiz olsun.
Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz Harun Hocam. Hoş bulduk arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Bir Aleyküm saniye. selam. Tekrar hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bizim mezuniyet vardı. Eve 5 dakika oldu olmadı gireli. Ben unutmuşum arkadaşlar, kusura bakmayın. Bugün herhalde bir ders tanıtımı, kendimizi tanıtma şeklinde herhalde olacak. Evet hocam. Diğer derslerde de öyle yaptınız. Evet hocam, tüm dersler bu şekilde işleniyor. Bir 40-45 dakika kadar hani dersin içeriği, sizin nasıl işlediğiniz, hangi kitap üzerinden ya da PDF üzerinden gelildiği hakkında tanıtım dersi olarak işliyoruz. Tanıtım dersi. Evet. Öğrencilerimizi tanıyor muyuz? Sadece ders ve kendimizi mi? Dilerseniz hocam hani seviyeyi Tanıtma. bilmek açısından İyi olur, iyi sıra. olur. Evet. İyi olur. Bu 12 kişi kayıtlı görünüyor. Bunlar bu derse kayıtlı oldu mu yoksa deneme amaçlı mı? Deneme amaçlı olanlar da vardır hocam. Hani kaydını yaptırmış olanlar da vardır. Tamam. Tamam. Biz bu dersi bahar döneminde de verdik. Şu anda ders alan yok herhalde. İsimlere bakıyorum. Yok o isimlerden. Fatih Demir. Fatih Bey. Geçen dönem Akşamlar aldık. hocam. Evet. Evet, ben geçen dönem vardım Evet. hocam. Güzel. Evet. Güzel. Şimdi başka kimler var? Şimdi Fatih Bey, ben o seçme metinleri okuyacağım. Nasıl yapacağız? Geçen dönem aldıklarımızı. Aynı Çoğunluğu metinleri mi hocam işleyeceksiniz? Şimdi okuyanların çoğunluğu almadığı için okuyacaklarım bu dönem, ki onlar da önemli gördüğüm için seçmiştim. Birkaç tanesini değiştirebilirim onlardan. Yani onlar önemine binaen seçildiği için onları okutacağız. Birkaç tane yeni ekleyebiliriz onlara. Çünkü ne derler? Okunmamış gazete her zaman yenidir derler ya. Bu minval üzerine bizim textbook'umuz şeklinde. İnşallah onu okuyacağız. Birkaç tane de dediğim gibi ekstra ekleyeceğiz onlara. Evet, ben Harun Şahin. Şimdi tanıtımlarda profesör doktor şeklinde tanıtılmış da henüz değiliz arkadaşlar. Doçent doktoruz. İnşallah o da adım adım gelecek diyelim nasipse. 2-3 senemiz var gibi. 3 seneye yakın inşallah. Gereklerini yapınca 3 sene kadar süremiz var. İnşallah bu akademik çalışma yolunda olan tüm arkadaşların da nihai olarak varacağı nokta olsun diyelim. Profesörlük. Efendim Ankara, ben kısaca kendimi tanıtayım. Ondan sonra seviyeyi belirleme adına sizlere soralım. Ve dersi nasıl işleyeceğimiz, bu İngilizce dini metinler niye koyduk bu dersi, önemi nedir, kapsamı nedir şeklinde bir şeyler anlatacağız inşallah. Harun Şahin, 1990 Ankara İlahiyat doğumlu, pardon Ankara İlahiyat mezunuyum arkadaşlar. Memuriyet yaptım ilk mezuniyette, Vakıflar Genel Müdürlüğü. Daha sonra 2 yıla yakın bir öğretmenlik yaptım. 93'te, ki eminim birçoğunuz doğmadınız herhalde o zamanlar, 90'ların başı. 93'te yurt dışı master ve doktora yapılmak üzere
büyük sınav açtı. O sınavı kazananlar işte bir üniversiteyi tercih ediyor Türkiye'de. Dönüşte orada çalışmak üzere master ve doktora yapılmak üzere yurt dışına burslu devlet gönderiyor YÖK bursuyla. O sınava girmiştik. İşte nasip oldu. Ocak 1994'te Amerika'ya gittik. İşte dil kursu, orada da bir 5-6 ay dil kursu aldık. Daha sonra işte master'a başladık. O bitti. Daha sonra doktora bitti. 2001'de İkiz Kule, Amerika'daki İkiz Kule saldırılarından sanırım bir 4-5 gün sonra döndük. Aslında herhalde bir İkiz Kule'den bir iki gün sonra gibiydi biletlerimiz ama onu hatırlayanlar veya basından hatırlayanlar bilir. Bir haftaya yakın tüm uçuşlar yasaklandı İkiz Kule bombalamalarından sonra. Neyse bir hafta kadar gecikti. Türkiye'ye döndük işte. Önce Harran Üniversitesi'ne, Harran Üniversitesi adına zaten kazanıp gitmiştik. İşte orada bir 12 yıl görev yaptık. Daha sonra işte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne bir geçiş yaptık. Orada devam ediyoruz. İşte faydalı olmaya çalışıyoruz. Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim arkadaşlar. Şimdi İngilizce veriyoruz ama tabii bu bir yan şey olarak esas ana bilimimiz tefsir, Kur'an tefsiri. İngilizcenin özellikle günümüzdeki önemini anlatmaya bilmem gerek var mı? Ki sizler de önemini anladığınız için zaten buradasınız. Teknolojinin ilerlemesiyle, iletişim teknolojilerinin ilerlemesiyle arkadaşlar İngilizcenin bir dünya dili olarak dünyadaki hakimiyeti kat be kat arttı. Mesela biz 90'larda işte mezun olunca işte İngilizce öğrenmeye işte kursa falan gitmeye başladık. Hem fakülte hem aslında son sınıfta bir kursa gitmiştim. Yani o günler biz İngilizce bir küçük kitap, ne bileyim işte kaset, işte video falan, bunlar yok denecek kadar azdı arkadaşlar. Bir iki yayın evi işte basıyor. Onlara da işte kaç kişi ulaşabiliyor? Pahalıdır. Ders materyali, ekstra okuyacağınız, tarif edeceğiniz materyal yok denecek kadar azdı. İşte kursun bastırdıkları, kursun dağıtımını yaptıkları, derste işledikleri materyaller vardı. Şimdi bugünümüze geldiğimiz zaman artık internet denen bir fenomen var ki, yani dünyayı sarmaladı. Zaten web diyoruz ya, web sayfası diyoruz arkadaşlar. W-E-B. Web ne demek İngilizce'de bilirsiniz. Bir söyleyin bakalım. Web ne demek? Örümcek ağ değil mi hocam? Web ağ demek. Spider web, örümcek ağ. Yani web bir ağ, yani dünyayı sarmalayan, içine alan bir ağ. Dolayısıyla biz bu ağın içindeyiz, iletişim teknolojilerinin içindeyiz. Ve hakim dil de İngilizce bugün, dünyanın ortak iletişim dili. Yani şu sonuç çıkıyor, her kim ki İngilizce'ye yabancı dil diyerek sırtını dönerse, sadece İngilizce'ye kendisini, dünyaya kendisini yabancılaştırmış olur. Çünkü İngilizce artık dünyanın ortak dili, iletişim dili. Teknolojide öyle, medyada öyle, siyasette öyle, uluslararası ilişkilerde öyle. Yani bugün internette olan bilgi hacminin, arkadaşlar hesaplamışlar, %90'ın üzerinde bir İngilizce hakimiyeti var. Yani bu %90'ın ne derece büyük olduğunu şöyle ifade edeyim. O kalan %10'a bakarak %90'ın ne devasa bir büyüklük olduğunu hatırlatma amacıyla şöyle yapalım.
Hani %90'ın üzerinde ama şey hakimiyeti var dedik İngilizce. Ve kalan %10'un içinde arkadaşlar düşünün. 1,5 milyara yakın Çinlinin Çincesi hala o %10'un içinde kalacak oluyor. Hintçe 1 milyara aşkın nüfus. Hintçe o dilin o %10'un içinde. Almanca %10'un içinde. 500 milyona yakın İspanyolca konuşan insanın dili olan İspanyolca o dili şeyin içinde. %10'un içinde Türkçesi, Arapçası, Rusçası. Yani bütün diğer ne aklınıza gelirse Portekizcesi, Fransızcası, Almancası hala %10'un içinde. Ama İngilizce tek başına %90'ların hakimiyetini yaşıyor. Şimdi İngilizcenin sosyal ve dünya ölçeğindeki ağırlığı bu olunca tabii ki bilimin her alanına da bu şekliyle, bu yaygınlığıyla da sirayet etti. Yani konumuza gelirsek İslami araştırmalar, İslami çalışmalar. Şimdi araştırmış olanlar bilir. Tabii şu anda biraz sonra kısaca sizleri tanıyacağım. Arkadaşlar bu oryantalizm tarihini incelediğinizde görürsünüz. Yani oryantalizm doğuyu inceleyen bilim dalı. Yani doğuyla ilgili çalışma yapan bilim dalı. Doğuyu tanımak, doğuyu tanımlamak, sonuçta da doğuya hükmetme fenomeninin, gerçeğinin adıdır oryantalizm. Tabii Avrupa'da yani 1600'lere dayanıyor, hatta Haçlı Seferlerine dayanıyor. Bu oryantalizmin temelleri, doğuyu keşfetme, doğuyu anlama macerası. Şimdi doğuyu anlamak için ne olacak? Doğunun metnini anlayacak, doğunun dilini anlayacak, doğunun dinini anlayacak, coğrafyasını anlayacak, antropolojisini anlayacak. Bütün bunlar doğunun dilini bilmelerini gerektiriyor Avrupalıların. Dolayısıyla o insanlar bizim kitabımızı, kültürümüzü, dinimizi, insanımızı öğrenmeye yüzyıllar önce başladılar. Ve öğrendikten sonra tanımaya başladılar. Tanıdıktan sonra tahakküm etmeye başladılar. Tanıtmaya başladılar. Artık kendi tariflerini bize dayatmaya başladılar. Bizim dinimiz, kültürümüz ve coğrafyamız hakkında. Ve ciltler dolusu eserler yazdılar arkadaşlar. Tabii hangi dilde? Arapça yazdıkları da var ama batıdaki hakim dillerle. Mesela 19. yüzyılda 20. yüzyılların başına kadar hangi dil vardı arkadaşlar batıda? Hakim dil Fransızca. Yani bizim Osmanlı aydınımızın konuştuğu, konuşmakla övündüğü, bilmekle övündüğü dil neydi? Fransızcaydı. Şimdi 20. yüzyılın başında neye döndü bu? İngilizceye döndü. Ve 20. yüzyılın başından itibaren artık İslam'la ilgili çalışmalar, eserler, külliyatlar, telifatlar İngilizceye dönüşmüş oldu. Ve bunun en büyük örneğini hatırlarsınız. İslam Ansiklopedisi arkadaşlar. Batılıların yazdığı ilk İslam Ansiklopedisi 1910'lar ve 1910 ve 30 arasında yazıldı İslam Ansiklopedisi arkadaşlar. Ve ilk yazıldığında 3 dilde yazıldı. İngilizce, Fransızca, Almanca. Yani 1910'lardan bahsediyoruz. 10 ila 1930 arası yazıldı. O kocaman cilt cilt İslam Ansiklopedisi, Batılıların yazdığı İslam Ansiklopedisi. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bunu 1950'lerde Türkçe'ye çevirdi. Belki siyah kaplı o İslam Ansiklopedisini görürsünüz kütüphanelerde falan veya evinizde olan da vardır. İşte o tercüme, siyah kaplı Milli Eğitim Bakanlığı'nın İslam Ansiklopedisi diye çevirdiği tercüme o İngilizce yazılan aslına dayanır arkadaşlar. Ve tekrar söylüyorum, o dili, o şeyi sadece İngilizce yazmadılar. Fransızca, Alman, yani 3 dilde o ansiklopediyi yazdılar arkadaşlar. Şimdi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı biliyorsunuz bir İslam Ansiklopedisi 80'lerden başlayarak İslam Ansiklopedisi yazılmaya başlandı. Türkiye Diyanet İşleri Diyanet Vakfı
Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığı'nda yürütücülüğünde ve yenice geçen yıl bitti. 44 cilt. Ama şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bugün yazdığımız yani Müslümanlar olarak sadece Türkler değil, diğer İslam coğrafyalarından, İslam ülkelerinden de katkı var. Diyanet Vakfı'nın yazdığı ansiklopedide maddeler var. Yabancı Müslümanların da yazdığı maddeler var. Ve hala hemen hemen arkadaşlar, pardon, Diyanet'in yazdığı ansiklopedi maddelerini inceleyin. Hemen hepsi Batı'da yazılan İslam ansiklopedisine bakmadan edemiyor. Yani diyelim ki siz zekat maddesi yazdınız İslam ansiklopedisine. O Batılıların yazdığı İslam ansiklopedisine de bakma ihtiyacı duyuyorsunuz. Çünkü adamların bir değişik bakış açısı olabiliyor. Ne bileyim, sizin görmediğiniz kaynaktan kaynağı görmüş olabiliyor. Veya en basit haliyle onu mutlaka o Batılıların yazdığı o maddeyi de mutlaka görmeniz gerekiyor. Çünkü şundan, yani onu da görün ki bir yanlış var mı? Yanlış varsa onu düzeltebilirsiniz. Onu okuyucuyu bilgilendirebilirsiniz. Yani işte Batılıların yazdığı zekat maddesinde veya Kur'an maddesinde şöyle yanlış bilgi var veya şunu tahrif etmişler diye bakmak zorundasınız. Es geçemezsiniz. Dolayısıyla sadece İslam ansiklopedisini yazmadılar arkadaşlar. Daha birçok külliyat, hatta şunu söyleyeyim ben, Siyer'le ilgili, İslam tarihiyle ilgili, Kur'an'la ilgili bir takım el yazmalarını ilk Batılılar edisyon kritik yaptı ve ilk dünyaya onlar tanıttı. Matbu şekliyle yayınladılar, onlar tanıttılar. Yani bilmem hangi kütüphanede kalmış, el yazısı olarak kalmış bir eseri, İslam Müslümanların İslam'la ilgili eserini buluyorlar ve bunu da ilk yayınlayanlar onlar oldu. Mesela kendi alanımla ilgili son çalışmayı söyleyeyim, mesela Batı'da yazılan Hollanda'da Leiden var veya Leiden okunuyor sanırım Hollanda dilinde. Bu Biril yayınevi var. Bilenleriniz bilir. Bu Biril yayınevi Avrupa'da en köklü ciddi yayınevlerinden biridir. Pardon. Zaten bu 1910'larda yazılan İslam ansiklopedisi de zaten o yayınevinin yayınıdır. Biril Publishers diye. Biril yayınevinin Hollanda'da Leiden şehrindedir. Ve hala da birçok kitap yazarı basılır arkadaşlar. Bu İslam ansiklopedisi 1910 ve 30 arasında yazıldı dedik ama arkadaşlar durmadılar. Bugün üçüncü yani ikinci revizyonunu da yaptılar. O ilk revizyonu işte 30'larda bitti, yayınlandı. İkinci yeniden yazım revizyon dediğimiz, yani bir tıpkı basım değil arkadaşlar. İkinci revizyon tıpkı basım değil. Yani her madde tekrar gözden geçirilerek ikinci defa yazıldı ve o da yetmedi. Üçüncü baskı da bitmek üzere veya bitti arkadaşlar. Üçüncü revizyon baskısı, öyle söyleyeyim. Adamlar hala inceliyor, hala evirip çeviriyorlar. Yani yeni bilgi, yeni yaklaşımlar, işte yeni kaynak bulmuşsa ona dayanarak o maddeyi revize ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Son 100 yıldır adamlar İslam ansiklopedisine bilgi ekliyor, çıkarıyor. Yani o işin içindeler. Şimdi şöyle düşünüyorum ben ve şunu da iddia ediyorum kendimce. Yani bir ansiklopedi yazmanın ne kadar bilgi altyapısına ihtiyaç olduğunu şöyle söyleyeyim ben mesela arkadaşlar. Yani bir Batılı bir İslam ansiklopedisi yazabilmişse İslam'la ilgili devasa bir bilgi ve kitaba, materyale sahip olmuş demektir. Ta 100 yılı, 20. yüzyılın başında. Ve ben diyorum ki
bugün arkadaşlar İslam alemi bir araya gelse, bir Hristiyanlık ansiklopedisi yazabileceğimize ben imkan veremiyorum maalesef. Çünkü uzmanlarımız yok. Kilise tarihi, kilise tarihindeki İncil, işte onların yazarları, İncil'deki işte dönüşümler, işte farklılaşma, yani kilise tarihi, işte kilise siyaset ilişkisi, yani yüzyıllar içinde bütün bunları inceleyen bir dinler tarihi alanında hocalarımız daha direkt ilgili bu konuda, ama diğer alanların hocaları bu konuda yeterli olduğunu hiç sanmıyorum. Yani sözün özü, bize deseler ki hadi bir İslam ansiklopedisi, bir Hristiyanlık ansiklopedisi yazın, ben inanamıyorum. Bugünkü sahip olduğumuz Hristiyanlık adına, Batı adına sahip olduğumuz bilgi miktarıyla bir Hristiyanlık ansiklopedisi yazamayız arkadaşlar. Evet, kendi alanımızla ilgili yayın diyecektim. Arkadaşlar birkaç yıl önce Encyclopedia of Koran diye, o yine Bilil Yayın Evi Hollanda'daki 6 ciltlik Kur'an ansiklopedisi yayınladı. Tabi burada yani çoğunluk batılı yazar, Müslümanlardan da bazen madde var. Müslümanlardan da yazanlar var ama kontrol batıda, yani editörlük batıda, yönetim onlarda. Yani Kur'an maddesi var. Birçok maddesi yani objektif diyebiliriz. Tabi biraz farklı bakış açıları olabiliyor. Adam değişik kültürden yetişmiş, değişik bakış açısı olabiliyor. Ama sonuçta bir Kur'an adına ciddi bir emek, ciddi bir çalışma olarak 6 ciltlik Kur'an ansiklopedisi bugün elimizde arkadaşlar. Tabii İngilizce yayınlandı. Ve Oxford Üniversitesi yayın evi var ki yani yüzlerce kitabı var İslam hakkında. Cambridge Üniversitesi'nin, yani batıdaki belli başlı üniversitelerin yayın evleri oldukça hacimli, oldukça çok eserler yazılıyor. Ben daha makaleleri söylemiyorum. Yani binlerce, on binlerce İslam hakkında, Orta Doğu hakkında da materyal, malzemeler var. Evet, ben şöyle biraz yoruldum gibi, artık hep ben konuştum. Biraz tanıyalım arkadaşlar kısaca. Kimiz, ne yapıyoruz, ne yapmak istiyoruz, bir onu tanıyalım isterseniz. Mesela Büşra Hanım, Büşra Çavuşdağ temsilcimizden başlayalım. Buyurun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Büşra Çavuşdağ ben. İki dönemdir İslamiyet'te temsilcilik yapıyorum. Aynı zamanda derslere katılıyorum. İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Şu anda da Arapça öğretmenliği için atama sürecini bekliyorum. Güzel. Yani diller konusunda uzmanlaşmak, İngilizceyi de beraber götürmek, öğrenmek amacınız da buradasınız inşallah. Akademik çalışma düşüncesi var mı? Vardır hocam, herhalde. Şu tercih sürecinin bitmesi lazım önce ki hani hangi şehir olacağı vesaire. Ondan doğrudur. Sonra inşallah. Doğrudur. İnşallah. Tamam, teşekkürler. Ahmet Koç, ben listeye göre gideyim. Ahmet Bey buyurun. Ahmet Koç, mikrofon imkanı yok mu acaba? Neyse, Amine Çalışkan buyurun. Hayırlı akşamlar herkese. Ben hocam Konya İlahiyat mezunuyum. Daha sonrasında yüksek lisans için İbn Haldun Üniversitesi Medeniyet Araştırmalarında şu an yüksek lisans yapıyorum. Medeniyet Araştırmaları hocam. Güzel, çok güzel. İşte İngilizcenin olmazsa olmaz olanı bir alan değil mi? Olmazsa olmaz bir alan. Evet. Zaten bölüm şartı olarak hocam hem Arapça hem İngilizce belli bir yeterlik sağlamanız gerekiyor. Derslerim zaten eğitim dilim İngilizceydi. Ama şu anda yani bu dersler arasında bu İngilizce dersi görünce de dikkatimi çekti, bir seviye olarak ne şekilde hani onu bir gözlemlemek istedim. Bu şekilde hocam. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Ahmet Koç Bey, sizi dinleyelim.
Merhaba hocam, hayırlı akşamlar. Sağ olun, merhabalar, buyurun. Ben lise öğrencisiyim, lise 3'e gidiyorum. Güzel, ne güzel. Ne güzel. Ben yabancı dil olarak İngilizce seviyem de iyi. Hazırlığa da gitmiştim zaten. Çok güzel. Bir merak ettim nasıl giderse acaba diye, nasıl olup bağdaştırıyorsunuz diye bir bakmak tamam. istedim o yüzden. Bir tanıyalım sizleri, en son ben toparlayayım inşallah. Evet, demek ki akademik çalışmada var hedeflerde. Gayet güzel. Lisede başlamak dil şeyinden güzel. Evet, sırada kim var? Defne Hanım. Buyurun. Merhaba hocam, hayırlı akşamlar herkese. Sağ olun, teşekkürler. Ben öğretmenim. Yüksek lisansı da kültür çalıştım hocam, Ankara Dil Tarihi'te. Lisans ne üzerine? Lisans eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği. Eğitim, güzel. Şöyle, yüksek lisanstan sonra tabii hani ilahiyatçı da değilim, imam hatipli de değilim ama yüksek lisanstan sonra bir oryantalizm üzerine makaleler okudum. Yani cerrah olduğunu, işte Mehmet Paçacı hocayı. Oradan dikkatimi çekti. Hani oryantalizm, oksidantalizm, yani dil üzerine ne kadar çok çalışmamız gerektiğini böyle hayıflanarak okudum. Yani Hollandalı o Dozi'nin, o Filibeli Ahmet Hilmi'nin eleştirilerini yani çok üzülerek okudum. Yani yapılacak çok iş olduğunu gördüm. O yüzden de bu ders ilgimi çekti ama hani ne seviyede olacak, nasıl olacak bir izlemek istedim yani. Böyle. Tamam. Teşekkürler. Sıra kimde diyelim? Evet, Fatih Bey, sizi tanısın arkadaşlar. Lübnan'dan katılıyor sanırım. Evet, buyurun. Evet, hayırlı akşamlar herkese. Ben de Lübnan'dayım. Burada ben Lübnan Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümündeyim. Burada Türkoloji alanında dersler veriyorum. Öğretmenim aslında, halen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmenim ama yüksek lisans ve doktorayı da Türk Dili ve Edebiyatı alanında bitirdim. Daha sonra doktora bittikten sonra buraya geldim. Şu anda burada derslerimize devam ediyoruz. Evet. Sizin bir ticaret ateşeliği şeyiniz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Lübnan'da. Evet, ticaret müşaviri. Alo. Evet. Mikail Bey, ticaret müşaviri. Aynı zamanda bizim arkadaşımız. Mikail Bey miydi Mikail, o? Evet, tamam. Mikail Kılıç. O da şu an burada devam ediyor. Tamam, ikiniz de Lübnan'da olunca. Evet. Sesiniz gelmiyor ama bilmiyorum, benim sesim mi ulaşmıyor? Başka? Evet. Hocam, internetiniz biraz zayıf gözüküyor. Evet hocam, benim sizi... Benim mi? Evet. Biraz herhalde kesik geliyor sesiniz. Düzeldi gibi herhalde. Şimdi oldu. Şu an daha iyi hocam. Evet. Meryem Hanım buyurun. Merhabalar hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Hocam ben Rize İlahiyat mezunuyum. Kur'an kursu hocalığı yapıyorum şu anda Trabzon'da. Dinler tarihinden yüksek lisans yapmak istediğim için İngilizce dini metinler dersini gördüm. Benim de dikkatimi çekti. O yüzden katılmak istedim. Güzel. Güzel. İnşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Sema Nur Hanım. Buyurun. İyi akşamlar diliyorum herkese. Ben Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezunum. İsmim Sema Nur Diniz. Aynı üniversitede yüksek lisans yapıyorum İslam tarihi anabilim dalında. 4-6 yaş Kur'an kursu öğreticisiyim aynı zamanda. Adana'da yine icra ediyorum mesleğimi. Bu şekilde de akademikte ilerlemek için de İngilizce şart malum. Çok güzel. Çok güzel, evet. Yani bu İngilizce, siz de şahit olmuşsunuz arkadaşlar. Yani Arap İngilizceyi konuşabiliyor, Fars İngilizceyi konuşabiliyor, diğer milletler konuşabiliyor ama maalesef bizim ülke insanımızın zayıflığı var. Yani onu hissediyoruz. Yurt içinde olsun, yurt dışında olsun. Yani daha böyle demek ki sıkı sarılmam gerekleri her neyse. Doktor gördüm ama o öylesine mi gitti? Büşra Hanım, tanıyor musunuz? Şimdi yok.
Bir öyle ünvanda biri vardı hocam. İsmi soy ismi yazıyordu ama şu an çıkmış. Anladım. Doğrudur. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi İngilizce seçme metinler İslam'la ilgili. Seçme metinler okuyacağız. Mesela ben dediğim gibi geçen dönem okuttuğumuz başlıkları şöyle ben size paylaşayım. Metin yani hazırladım. Onları hafta hafta okuyorduk. Yine devam edeceğiz. Birkaç tane değişiklik olabilecek. Evet. Dersler. Hocam ekran paylaşma izniniz var. İstiyorsanız ekrana da yansıtabilirsiniz. Bir saniye. Olabilir, o da olabilir. Yapalım. Ben de orayı açayım. Niye büyümedi? Share screen, tamam. Evet, geldi mi ekran? Paylaşıyor diyor hocam şu an. Siyah ama gelecek herhalde. Gelmiş olması lazım. Geldi hocam. Geldi. Yani şu haftalar ve İslam İngilizce sorular, onlar geçiyoruz. Introducing Islam, Al-Kur'an, Islam is our choice, Becoming Muslim, Hamid Marcus, Hamid Marcus adlı yazarın bir küçük yazısı. Abdülkerim Germanus. Bunlar bir iki haftada biten metinler arkadaşlar. Being an Unforgettable Protected Debunking. Bir saniye arkadaşlar. Michael Hart'ın sebebi demişiz arkadaşlar. Bu 100 büyük, 100 en büyük diye bir şey arkadaşlar, bilmiyorum bu kitabı okudunuz mu? The 100 diye bir kitap. Dünyadaki, dünya tarihindeki en büyük 100 ismin hayatlarını ve dünya tarihini ne yönde, hangi yönleriyle etkilediklerini anlatan 100 büyük insanı tanıtıcı bir kitabı var. O kitabın birinci numaraya koyduğunu biliyor musunuz? Kimi koydu arkadaşlar? Hazreti Muhammed arkadaşlar, Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani bu listede, bunu tabi paylaşacağım. Bu listede bütün dünya meşhurları var. Bu sadece dini liderler değil arkadaşlar. Yani tarihte çığır açan, siyasette çığır açan, dini yaşamda çığır açan. Mesela İsa da var burada, Musa da var, Newton da var, Isaac Asimov da var, efendim işte Galile de var. Yani dünya tarihine damga vuran, hangi alanda olursa olsun en büyükler kitabı. Ve bu kitabın, bu 100 kişinin birinci kişisi Hazreti Peygamber arkadaşlar. Onunla ilgili bir şey okumuştuk, onunla ilgili bir şey var burada. Kur'an, Encyclopedia of Britannica, Britannica'daki Kur'an maddesi, Simplicity, Rationality and Practicality diye Hurşit Ahmet'in bir yazısı. Dediğim gibi bunlar bir iki haftada biten yazılar, öz yazılar. İşte bak Michael Hart'ın, bunlar okunabiliyor mu arkadaşlar? Michael Hart'ın The 100, A Ranking of the Most Influential, yani en etkili 100 kişinin sıralaması adlı kitabı. Daha sonra What They Say About Muhammed, Hazreti Peygamber hakkında Batılılar ne dedi? Bunun hakkında bir yazı. You Must Know About This Man, yani bu kişi hakkında, bu kişi hakkında bilgi sahibi olmalısın, bu kişiyi bilmelisin şeklinde bir yazı. Tabii bu kişi dediği kim? Hazreti Peygamber. Yani haftalara göre işte şurada
daha şey olabilir. Heh. Bakınız haftalara göre bölünmüş hali de şu şekildeydi. Gerektiğinde 5 hafta okunan şeyimiz de var, metnimiz de var. Şimdi gördüğüm kadarıyla bakınız lise öğrencimiz de var, yüksek lisans yapan da var, lisans mezunumuz da var, öğretmenimiz de var. Ama hepinizde ortak bir payda nedir? İngilizce öğrenme isteği, İngilizce metin anlama isteği, metin çözme isteği. Güzel. Yani biz de orta yollu parçalar olarak ki geçen dönemde de verdiğimiz dersi ki geçen dönemde bu dersi alan arkadaşların da profili aşağı yukarı bu şekildeydi. Orta yollu ne çok basit ne çok zor şeklinde metinler bunlar arkadaşlar. Ben fakültede Yıldırım Beyaz İslam İlimler'deyim. Fakültede tefsir, Kur'an ve tefsir grubu derslerimin yanında iki seçmeli dersi de veriyorum. Birincisi mesleki İngilizce. Üçüncü sınıfın birinci dönem. İkinci döneminde de üçüncü sınıfın yabancı dilde dini metinler dersi. Bazı metinleri oradan paylaşıyorum burada. Onlara ek sadece burada okuttuklarım var. Dolayısıyla metinler üzerinde analiz, yorum şekliyle temel konu olarak metin tercümesi, metin analizi. Tabii önemli yerlerde gramer bilgilerini hatırlatıyoruz. Bu şekliyle metin çözümleri. Ki yarın siz özellikle yüksek lisans sınavlarına gidenler, doktora şeylerine girenler, sınavlarına girecek olanlar, doktorayı bitirip yardımcılık sınavına girenler, efendim doçentlik sınavına girenlerde hep ne aranıyor? Diğer gerekliliklerin yanında yabancı dil aranıyor. İşte onlara yönelik biz de gerek yurt içindeki tecrübemiz, gerek yurt dışındaki işte o master doktora esnasındaki tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağız inşallah. Bu arada yurt dışından tabii anekdotlar anlatacağız. Bilmenizi önemli gördüğümüz, bilmenizde fayda gördüğümüz, yurt dışından anlatımlar yapacağız. Şahit olduğumuz, tecrübe ettiğimiz, yaşadığımız bir takım olayları da paylaşacağız. Tabii dil demek sadece dil demek değil. Dil bir kültürdür, dil bir yaşamdır, dil bir bütünüyle bir atmosferdir. Yani o dilin yaşandığı her şey o dili dille anlatılır. Dolayısıyla şu oralardaki tecrübemizi de sizin için önemli gördüğümüz noktalarını paylaşacağız. Bu şekliyle metin çözümleri olarak, tercümeleri olarak üzerinde yorum yapacağımız, güncelleştireceğimiz noktalarda olacak. İnşallah bu dersi bu yaz dönemi de artık yürüteceğiz. Aslında bu yaz dönemini biraz dinlenmeye ayırmak da istiyordum işin doğrusu. Ama Yakup Hoca ve işte İslamer Edures'e ya biz bir daha program başlattık. Seni de bekliyoruz deyince madem kervan yola çıkıyor biz de yapmamız gerekeni yapalım diye katıldık. İnşallah faydalı oluruz. Bu dönemi de bitiririz sağlıklı bir şekilde inşallah. Evet. Hocam chat kısmından bir soru var. Ben de soru alacaktım. Buyurun. Bu ders takip etmek için en az hangi seviyede olmalı İngilizcemiz diye soruyor arkadaşlar. Valla seviye olarak orta seviye diyebiliriz veya işte başlamış biraz seviye almış. Şimdi ben sizlere geçen bir Fatih Bey geçen dönem aldı. Yani usulümüz öncelikle sizlerin okuması çözmesini beklemek şeklinde oluyor ama bu sadece teklif olarak kim okuyacak diyorum. Okumak, çalışmak, çalışanlar var mı diyorum. Tabii ki bu metinler çalışılarak gelecek ki faydasını göresiniz. Eğer gönüllü çıkmazsa ben başlıyorum. Anlatarak, izah ederek tercüme ediyoruz. O şekil devam ediyor. Metin çözmeye, metin çözüm dersi yani. Nurettin Hocam hoş geldiniz bu arada. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Evet. Bir hocamız yeni geldi herhalde. Tanıyalım.
Evet, ben hocam Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Arap Dili ana Arapça öğretmenliği diyeyim, ana bilim dalı. Evet. Ben öğretim üyesi. Bu hep Arapça, hem İngilizce öğrendik. Buyurduğunuz gibi çok önemli İngilizce. Evet. Akademik ilerleme esnasında olsun, akademik çalışmaları böyle zevk alarak yapmak amacıyla olsun. Evet. Gerçekten güzel bir hizmet sunmuş oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah. Tavsiye ederim yani. Zaten bugün hocam ilahiyat öğrencisi arkadaşlarımızın hani default diyorlar. Arapça default olacak zaten. Tabii. Birinden biri default, ikincisi tam olacak ki bir böyle dışarıya açılabilir. Değil mi hocam? Yani kendilerini ifade ve başkalarını anlama anlamında. Evet. Tebrik ederim hocam. Çok güzel. Ben de estağfurullah. Bu tanıtım dersi olduğu için katılayım dedim. Maşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Tebrik ederim. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim ben. Ben bizim yüksek lisans işte sınavlar yapıyoruz. Tabii doktora öğrencilerini alıyoruz. Evet. Şimdi yabancı dil, bakınız bu önemli gördüğüm konuyu sizlerde de paylaşayım. Hocam bu prof unvanlı hocamız herhalde sizdiniz. Estağfurullah, evet hocam, estağfurullah. Evet, tanışmış olduk, teşekkür ediyoruz. Tabii ki, rica ederim. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu yüksek lisans doktora öğretim alımlarında tabii dil koyan bölüm var, koymayan bölüm var. Şimdi mesela bizde bu dönemde dil şartı, yüksek lisansta dil konmadı. Şimdi tabii genelin veya idarenin takdiri bu oldu ama benim o ana bilim toplantılarında şeyim şu arkadaşlar. Şimdi bakınız, yabancı dil diyelim, temel İslam bilimleri bizim ana bilim şey bölüm. Temel İslam bilimleri ve dil şartı yok. Şimdi peki dil şartı olsaydı neler giriyor bunun için arkadaşlar? Mesela bunlardan biri de Arapça. Diyelim ki bölüm %60 işte YÖK dil veya işte ÜDES'e, YEDES'e neyse 60 istedi. Ve öğrencilerimizin birçoğu Arapça dil belgesini getiriyorlar. Dil şartını istediğimiz zaman bile getirilen çoğunlukla dil Arapça belgesi. Dikkat edin, temel İslam bilimleri bölümüne. Şimdi benim iddiam her zaman şu arkadaşlar. Orada da dile getiriyorum ben. Arkadaşlar, Arapça bizim temel İslam, hatta ilahiyat alanının meslek dilidir arkadaşlar. YÖK gerek yüksek lisans, gerek doktora, gerek yardoç, gerek doçentlikteki yabancı dil isteme şartının arkasındaki hedef, dünyada hakim olan, sizin alanınızda hakim olan bu dilde dünya insanları ne yazıyor, ne çiziyor? Yani sizin alanınızın dilinin dışında. Maksat budur. Yani bugün temel İslam bilimlerine Arapçanın yabancı dil söylerken bile benim tuhafıma geliyor. Bilmiyorum sizin değerlendirmeniz nelerdir arkadaşlar, hocalarım. Yani Arapçayı yabancı dil kabul etmek, saymak, kusura bakmayın, bana hiç isabetli bir şey gelmiyor. Şunu demek istiyorum. Hocamızın dedi ya, biri default, asıl dil olacak, artık ikinci dil gerekli diye. İlahiyatın, özellikle İslami araştırma, ilahiyatın ana dili Arapçadır, meslek dili Arapçadır. Bu olmazsa olmaz. Bunun yanında bir dünya dili dediğimizde İngilizce olacak ki işte yabancı dil denen şey İngilizcedir arkadaşlar. Yani bugün tamam Fransızca da yabancı dil, Almanca da yabancı dil ama hakim dil olarak İngilizce söylüyorum. Dolayısıyla yani biz bunu toplumumuza anlatmalıyız, kabul ettirmeliyiz arkadaşlar. Bakınız, benim çalıştığım önceki üniversitede YÖK doçentlikte işte sanırım bir 15-16 dili kabul eder oldu. Yani yakın belli yıllara kadar hocamız, biraz önce Gazi'deki hocamız bilir, İngilizce, Fransızca, Almanca sadece yabancı dil olarak sayılıyordu. ÜDES'e, YEDES'e sınavlarında doçentlik sadece onlarla olunuyordu. YÖK önünü bir açtı, 15-16 tane. Sayın hocam, duyuyorsanız katkı sağlayabilirsiniz. Tabii ki.
Tabii ki hocam, Farsça bile Arapça bile kabul edilmiyordu. Buyurduğunuz gibi hepsi birden açıldı. Hocam Farsçayı isabetli buyurdunuz. Bakınız bir şey söyleyeceğim ki akıl duracak. Hocam benim geldiğim üniversitede kimya doçentliğine bir arkadaş elindeki Farsça diplomasıyla başvurdu ve kabul edildi, doçent oldu. Kimyada Farsça. Allah aşkına bugün Farsçanın konuşulduğu ülkedeki akademisyen kimyada gelişmek için İngilizce öğreniyor, Fransızca öğreniyor. Tabii. Ve bizim burada bir arkadaşımız Farsça diliyle kimya doçent oldu. Allah aşkına Farsçadaki kimya literatürü nerede? Sayı olarak, hacim olarak İngilizce'deki nerede dünyada? Şöyle bir düşün. Tabii, yani tabii hocam. Evet, şuna, yani bu suistimal edilmemeli. İşin ruhuna bakılmalı. Tabii. Arkadaş Arapça ilahiyatın meslek dilidir. Madem evet. Konu açıldı, lütfen enaniyet veya kendini metin olarak lütfen anlamayın. Yurt dışı tecrübesini söyleyeyim. Diyeceksiniz ki biz burada yani biz bayağı rahatmışız diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim, ben gittiğimde tabii oranın Amerikan eğitim dili İngilizce. Artık oranın ana dili. Efendim master bitti, doktora yapacağız. Doktora işte kazandık, başladık, yeterliliğe gireceğiz. Yeterliliğin bir şartı da ne biliyor musunuz? Bakınız Arapça hiç yabancı dil sayılmıyor. Bak dikkatinizi çekerim orada. Arapça hocam, meslek bilgisayar becerisi gibi bir şey artık Arapça sizin kesinlikle. Için. Tabii. Alan dilimiz hocam. Alan dili meslek dilimiz. Bakınız. Tabii. Evet. Arapçamız var. İngilizcemiz eğitim dili orada zaten tamam. Peki yeterliğe başlayabilir miyiz Sayın Hocam? Yok hocam. Bir tane dil isterler. Yeni dil. Evet. Bana dediler ki arkadaşlar hani derler ya 40 katır mı 40 satır mı? Evet. Ya Almanca alacaksın, geçeceksin, belgeye getireceksin. Ya Fransızca, hayda. Evet. Yahu benim kafam allak bullak olmuş. Arapça, Türkçe, İngilizce. Yok, bölümün şartı. Hocam evet. Fransızca aldık. Evet. Tabii tercüme dersi, metin çözümleri dersi. Tabii şunu biliyorsunuz, söylememe gerek yok. Bir Türk Fransızca alacak. Peki Fransızca tercümeyi hangi dilde yapmak zorunda? İngilizceye tercüme yapmak zorunda. Yani ve yani Allah'ın da yardımıyla aldık da Fransızca belgemizi aldık, dosyaya koyduk. Ancak yeterliliğe başlayabildik. Geçen ben bunları bir doktora öğrencime anlatıyorum. Doktora da Arapça metin işliyoruz. İslam tefsir yani tefsir okuyoruz. Tefsiri çözümüyor. İşte Türkçe'ye tercüme edecek. Ben bunları anlatınca öğrencim dedi ki hocam oho biz Arapçanın içinden daha çıkamıyoruz dedi. Yani maalesef durumumuz yani genelde bir hakikat bu maalesef arkadaşlar. Yani biz bu dil ve diller olayına yeni bir bakışla yaklaşmadığımız sürece maalesef olduğumuz yerde patinaj yapıyoruz. Yani dünyada bu arkadaşlar ve bizim bölüm oradaki arkadaşlar 1966'da kurulmuş Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri, Orta Doğu Çalışmaları bölümü Texas Üniversitesi Austin'da, University of Texas at Austin, 1966'da Mısırlı bir profesör gitmiş, bölümü kurmuş arkadaşlar. 1966'da Sayın Hocam, Öğretim Üyesi Hocam, 66'larda Arapçaya muamele nasıldı Türkiye'de Sayın Hocam? Hocam bir İstanbul'da vardı bir de Ankara'da. İki tane bölüm vardı. Beşer altışan tane öğrenci vardı hocam. On tane öğrenci yoktu o zaman. Peki sorayım. Arap ülkelerinden hiçbir öğretim üyesi acaba var mıydı? Hayır hocam. En fazla İstanbul'da bir tane bu Reha Muhtar'ın babası. Onlar biliyorsun. Muhtar neydi? Cemal Muhtar Hoca. Evet. Evet. Duyur. Bilirim. Başka yok hocam. Hocam 66'dan bahsediyorum. 66'da düşün Mısırlı gidiyor. Oraya bölüm kuruyor. Ve ben 2001'de döndüğümde Orta Doğu ülkelerinin hemen hepsinden hocalar var. Yahudilik dili öğretilir, Yahudi dil kültürü. Farsça var, Arapça var, Türkçe var. Yani Orta Doğu'nun ülkelerinin dilleri hangisi ise hepsinden birer tane değil de çokça
hocanın istihdam edildiği kocaman bir bölüm hocam. Yani bizim sınırlarımız, düşünün, bizim sınırlarımız Arap ve Fars, Arapça, Farsça konuşan ülkeler, bizim sınırlarımız, komşularımız. Ama düne kadar Arapçaya, Farsçaya ideolojik bir gözle bakıldı, siyasi bir gözle bakıldı. Hocam, Gazi'deki hocam, bir şey hatırlatayım. Buradaki gençler hatırlamaz yaşları gereği. 1990'da ben fakülteyi bitirdim. Kuveyt Savaşı başladı. Yani Saddam Kuveyt'i işgal etti biliyorsunuz. Amerika Birinci Kuveyt Savaşı. Amerika batılı ülkeleri arkasına aldı. Saldırıya başladı Irak'a. Şimdi arkadaşlar bakınız, yani derdimiz çok. Anlatacaklarımız çok ama biraz da vakti açtım. Herhalde müsaade edersiniz. Dertliyiz arkadaşlar bakınız. 90'da bakınız CNN televizyonundan bütün dünya Amerika'nın Orta Doğu'daki savaşını Amerika'nın televizyonundan, Amerika'nın gözüyle takip etti. Sayın hocam hatırlıyorsunuz değil mi o günleri? Tabii ki hocam. Evet. Evet. Bakınız CNN Bağdat'ta El Reşit Oteli'nin sanırım bir 6. veya 7. katında CNN'in bürosu vardı. Neydi onun CNN'in muhabiri dilim onun içindeydi. El Reşit Oteli'nde aklıma gelirse söyleyeceğim. Şimdi Peter Arnett olsa gerek. Evet, savaşı bir de embedded journalism diye bir şey vardı. İliştirilmiş gazetecilik. Yani Amerikan ordusu Amerika'daki veya batılı her gazeteciyi o şeye savaş alanına almıyor. Tabii. Kendi belirledikleri gazeteleri, kameraları alıyor. Evet. Kendi bakış açılarından savaşı bütün dünyaya anlatıyorlar. Ve dünya televizyonları CNN'in anlatımını kendi dillerine tercüme ederek Amerika'nın anlattığı şekliyle Orta Doğu'daki savaşı takip etti. Amerika'nın gözünden takip etti. Evet. Muzaffer Baca ve Leyla Umar, iyi hatırlarsınız hocam. CNN evet. savaş yayınına başlardı. Muzaffer Baca ile Leyla Umar sırayla tercüme ederdi. Gür 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 Peter Arnett savaş anlatırdı. Onlar evet. Türkçe'ye çevirirdi. Düşünebiliyor musunuz? Sizin sınırınızdaki bir savaşı 10 bin kilometre ötedeki CNN televizyonu geliyor. Kameraman orada, tercüman orada, muhabir orada. Sizin sınırının öte tarafında olan biten savaşı 10 bin kilometre ötedeki televizyon yayıncısı size kendi bakış açısıyla, kendi rötuşladığı, kendi göstermek istediği manzaralar ve hikayelerle orayı size tanıttı, bize tanıttı. Evet. Düşünebiliyor musunuz hakimiyeti? Yani benim orada lisans, yüksek lisans arkadaşımdan birkaç tanesi Amerikan askeriydi arkadaşlar. Arapça öğreniyor bunlar. Tabii. Dil hakimiyettir arkadaşlar. Ya şunu da söyleyeyim ben. Yüksek lisansım benim Arap dili ve belagatımdandır sayın hocam. Amerika'da evet, giriş. Hı-hı. Arap dili belagatım. Doktora da Kur'an Studies tefsire döndüm. Yani evet. Zaten Arapça ile Kur'an çalışması ayrılabilir. Mümkün değil. Birbirini tabii. Besleyici şekilde tabii ki. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Dünyada bir hakimiyet var. Siyasi alanda, dini alanda, uluslararası alanda, askeri alanda, ekonomik alanda. Bir hakimiyet var arkadaşlar. Yani siz bu dünyayı tanımak için artık bir dünya dili oluşan bir İngilizce var. Bunu ne kadar bilirseniz bu kadar karşıdakinizin tanırsınız. Vereceğiniz bir şey varsa verebilirsiniz. Almanız gereken bir şey varsa alırsınız. Düzeltmeniz gereken bir şey varsa da düzeltirsiniz. Onun tahribatını azaltma adına düzeltmiş olursunuz ama hepsi bir noktaya bağlı. Dünyanın dilini biliyorsanız bunları yaparsınız. Yoksa tabiri caizse her taraftan yumruk yersiniz. Yumruğun nereden geldiğini dahi göremezsiniz. Ve şu var, bir son şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bugün mesela Batı hakkında Batı'dan haberler alıyoruz değil mi? Bizim Batı'dan haberler veriyor. Şöyle bir üzücü bir durum arkadaşlar. Maalesef basına baktığımızda bir kamplaşma var. Basında, medyada, sosyal iletişim ağlarında bir kamplaşma var. Şimdi siz diyelim ki
size yakın olan bir basın, işte basın grubunu takip ediyorsunuz. Bu yazılı olsun, internet olsun, sosyal medya olsun. Size yakın olanları takip ediyorsunuz. Şimdi size yakın olanlar sizin zihniyetinizde olduğu için batıdaki olan bir gelişmeyi görmek istediği gibi o alıyor, size yansıtıyor. Karşı taraf kendi bakış açısıyla aynı olayın görmek istediğini, öbür kısmını alıyor, Türkiye'ye anlatıyor, Türkiye'ye getiriyor. Bugün aynı olayı ben okuyorum, gayet pozitif olarak algılıyorum. Bir öbür kamptaki, öbür taraftaki insan aynı olayla ilgili takip ettiği haber kanallarının verdiği haberi okuyor. Bakıyorsunuz iki ayrı sonuç çıkmış. Şimdi bu neden oluyor? İkisi de almak istedikleri kısmını aldılar batıdaki o gelişmenin. Ama sizler bakın, bu çok çok önemli bir nokta arkadaşlar. Ama sizler bu dili öğrenince artık siz yerel basının, yerel medyanın verdiği şeyleri haberlere sadece mahkum olmayıp o dili öğrendiğinizde artık haberin kaynağına gidiyorsunuz, resmin bütününü görebiliyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ha, aslı buymuş aslında. Yani şimdi Batılı diyelim bir konuşma yapıyor. Batılı Türkiye hakkında bir konuşma yapıyor. Ya başta övücü bir şeyler söylüyor. Sonuna doğru tenkidin dozunu artırıyor. Şimdi siyasi otoriteye yakın bir basın grubu olumlu kısımları alıyor, yayıyor. Öbür taraf aynı adamın olumsuz kısımlarını alıyor. Bambaşka bir Türkiye portresi çıkıyor ortaya. Ama siz bu dili bilirseniz, haberin kaynağını direkt seyrederek, direkt kaynağına gidip okuyarak görürseniz resmin büyüğünü, dersiniz ki ha, ne oymuş ne oymuş veya hem oymuş hem oymuş diye kafanızda da bir objektif resim çıkar o zaman. Yani dolayısıyla Sayın Hocam da zaten Arap dilinde hoca, ben bu kadar yetineyim yani sizi de fazla tutmayayım. Yeri geldikçe bunları da bahsedeceğiz. Yani şunu hiç bir zaman unutmayın arkadaşlar. Dil uluslararası hakimiyetteki en önemli araçtır. Batı bu dili bilerek oryantalizmde başarılar elde etti. Bu dili ve kültürü bilerek benim kitabımı okudu. Benim toplumumu tanıdı. benim toplum ve dinim hakkında bir takım tahrif edici, tezyif edici yayınlar yaptı. Ama her şeyden önce beni tanıdı. Tanıdı, ondan sonra istediği gibi tanımladı. Mesela Middle East, Orta Doğu diyoruz değil mi arkadaşlar? Orta Doğu. Peki batıdaki insan için bugün işte Arabistan, Irak, Suriye coğrafya olarak Orta Doğu olabilir değil mi? Bir İngiliz için, bir Alman için. Middle East kelimesini bakınız o kadar köklü oturttular ki bugün Çin'deki çalışmalar o bölgeyi, Arabistan, Irak, Suriye, işte Ürdün, o bölgeyi çalışmaların adı dahi Middle Eastern Studies. Halbuki arkadaşlar bu Ürdün, Suriye, Irak, Arabistan, Çin'in Orta Doğu'su, Orta Doğu tarafında mı? Yok, Çin'in batısında, Japonya'nın batısında değil mi bu coğrafya? Evet. Ama bu kavram tabii batıda. Bu kavram beynelmilel, global anlamda o kadar öyle oturdu ki oryantalist çalışmalara, Middle Eastern deyince yani Çinli de Middle Eastern Studies demeye mecbur kalıyor. Almanı da kalıyor, Rus'u da kalıyor. Rus'un da güneyinde mesela. Rus da Middle Eastern Studies diyor. Yani tanımlamak ne demek? Tanımlamak tahakküm etmektir. Siz bir şeyi tanımlıyorsanız tarif ediyorsunuz. Yeni bir anlam yüklüyorsunuz. Her tarifte bir anlam vardır biliyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunların temelinde o kültürü, o dini, o toplumu, o antropolojiyi bilmek var ve bu bilmekte dili bilmekle başlıyor. Evet arkadaşlar, ben
bu kadar söyleyeyim. Hocamız da birkaç kelime etmek isterse buyursun hocam. Estağfurullah hocam. Sizin tabii Amerika ile ilgili anekdotlarınız öğrenci arkadaşlarımıza muhakkak faydalı olacaktır ayrıca. Bir de ben şunu mesela eklemek isterim hocam. Diyelim ki arkadaşlarımız mezun oldu. Diyanet işlerine bir göreve başladılar. 5 sene, 10 sene sonrasını düşüneceğiz hep. Ve artık bizim etki alanımızı artırmak istiyoruz ya Diyanet camiası olarak da. Hani evet, ben bu arada ilahiyat kökenli değilim. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunum ama alan itibariyle Diyanet'le çok yakın temaslarımız var. Program falan hazırladık. Tabii. Şimdi bir arkadaşımız hocam gitti Kanada'ya din ateşesi olarak. Ya İngilizce bilmeden ne yapabilir hocam? İstediği kadar Arapça bilsin. Ya Arapça zaten hocam, dedik ya default yani. Hocam, İngilizce bilmeden orada din ateşeliğinin nasıl bir hükmü olabilir hocam? Hocam bu giden arkadaşımızı zat-ı muhteremi tanımıyorum ama yani İngilizcesi hani var mı yok mu seviyesi ne bilemiyorum ama eğer yoksa gerçekten tuhaf bir manzara hocam yani. Tabii yani. İşte bunları düşünmemiz lazım hocam. Şu anda ilahiyattaki bir öğrenci arkadaşımızın 10 yıl sonra, 15 yıl sonra geleceği pozisyonda İngilizce, Arapça ve onun yanında başka neler öğrenebilir? Sonra diyelim akademisyen oldu, araştırma yapacak. Bizimle ilgili oryantalistler bir sürü eleştiriler getiriyor değil mi? Dinimizle ilgili, Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Oryantalist deyip geçemeyiz ki hocam. Oryantalist dediğimiz adam sadece Kur'an-ı Kerim'le ilgili eleştirini bulunabilmek için Arapça, İbranice, Süryanice, Akatça. Hocam bunların hepsini 5-6 dil öğrenmiyorlar mı? Orada veriyorlardı siz öğrendiğiniz gittiğiniz yerde değil mi Teksas'ta? Tabii ki hocam. Hocam Bernard, özür dilerim. Mesela Bernard Lewis çok büyük oryantalisttir biliyorsunuz. Siyasi anlamda da mesela. Adam çok mükemmel Türkçe bilir. Arapça bilir. Yahudidir kendisi. Zaten İngilizce, Fransızca söylemiyorum. Ana dili zaten onlar. Mesela Montgomery Watt hocam. Hepiniz duymuştunuz. Hepsini bilirsiniz. Montgomery Watt. Esas alanı filolojidir hocam. Arap dili filolojisi. Evet. Yani bu temel hocam. Dil bir kültürün temeli. Yani oryantalizm dediğimiz olay benim anladığım kadarıyla hocam acizane. Dediğim gibi ben sadece diyeceğim. Böyle bir ekosistem hocam oryantalizm. Tamam mı? Orada 5-6 dil bilmeyen zaten oryantalist olarak etiketlenemiyor. Bir çalışmada ilerleyemiyor. Evet. 5-6 dil bilecek nedir onlar? Arapça ve onun etrafında ona komşu olanlar. Evet. Türkçesi de hatta Osmanlı Türkçesini hocam öğreniyorlar biliyorsunuz. Evet. Tabii hocam. Yani İngilizce, Arapça artık öğrenelim hocam lütfen yani. Hocam demek lazım. Hocam gençlerimize, arkadaşlarımıza merhum Fuat Sezgin hocamızı hatırlatalım lütfen. Tabii. Yani Fuat Sezgin Allah gani gani rahmet eylesin. Lütfen bir hayatını okuyun. Fuat Sezgin birkaç yıl önce vefat etti. Yani İslam çalışmaları alanında özellikle İslam bilim tarihi, İslami çalışmalar, İslam edebiyatı konusunda yani devasa eserleri olan bir müellifimizdi. Evet. Birkaç sene önce vefat etti biliyorsunuz. Fuat Sezgin arkadaşlar bir araştırın. Kaç tane dil biliyormuş, günde kaç saat çalışıyormuş. Evet. Bir lütfen araştırın. Şimdi arkadaşlar yani her şeyi tabii ki bugün unutma imkanı yok ama bir küçük nokta daha söyleyelim. Bakınız konumuzun başında internet realitesi dedim bakınız. İnternet artık bütün dünyayı ayağımıza getiriyor arkadaş. Artık dil artık bir sadece kitapta değil, makalede değil artık metinler. Artık şu baktığımız ekranda her şey var. Ve bu internet bunu bize mümkün kılıyor. Yani ben Amerika'dayken mesela CNN gerek lokal CNN olsun, Amerika'ya özel CNN de vardır. Gerek CNN International olsun. Orada paralıydı, kablo yayını paralıydı. Ben abone olmuyordum paralı diye. Yahu bugün internette bakın şu anda tarayıcımın bookmark'ıma zaten favorilerime var. Birçok ana dünyadaki ana televizyonlar, CNN International, BBC World, işte
Sky News, Fox News. Ya şimdi mouse alıyorum, tıklıyorum. Ekranın kenarında canlı CNN International seride biliyorum. İşte Fox News'i, Sky News'i. Ya bundan büyük nimet olur mu arkadaşlar? Evet. Bakınız, bakınız şu var. Bakınız, İslam nazarında bir nimet varsa sorulacak. Arapça ne diyor şey, tekasür suresinde, estağfurullah. Letüs elünne yevme izin anin naim. Değil mi Sayın Hocam? Estağfurullah, evet hocam. Ahirette verdiğimiz, dünyada size verdiğimiz nimetlerden ahirette mutlaka hesabını soracağız. Nimet vermiştim, nasıl kullandın? Peki tersini düşünelim. Nimet vardı ama ben kullanmadım. Ama Cenab-ı Hak bana imkan verdi, ben kullanmadım. Şimdi tebliğ diyoruz değil mi? İslam'ı anlatma diyoruz değil mi? Evet hocam. Peki işte size burada konuşuyorsun. Washington'da aynı saniyede karşına tebliğini iletebilirsin. Mesajın varsa iletebilirsin değil mi? Japonya'daki de duyar. Bakınız şu anda Lübnan'da, Fatih Bey Lübnan'dan katılıyor. Geçen derslerimizde Amerika'dan katılan da vardı mesela. Sanırım Los Angeles'tandı. Yani internet bu dil konusunun önemini kat be kat artırdı arkadaşlar. Evet. Bir mesajınız varsa verebiliyorsunuz. Karşı tarafta, yani bütün dünyada İslam'la ilgili veya ilgilendiğiniz hangi alanla ilgili olursa olsun, dünya kadar konferans var değil mi artık internette? Evet. Hangi alanda ilgileniyorsanız, yani mekanik mühendisiniz, istemediğiniz kadar bilgi ve konferans bulabiliyorsunuz. Mesela İslami alanlarda, benim şimdi dünya kadar mesela favoriyle eklediğim konferanslar var, belgeseller var mesela. Yani internet dilin önemini kat 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 artırdı arkadaşlar. Yani öyle bir sihirli bir değnek haline dönüştü ki İngilizce, işte dünya dil olarak İngilizce. Hani bugün hakimiyet olduğu için söylüyorum arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. 19. yüzyılda da Fransızca dünya dili. Yani bunu öğrendiğinizde birçok kapıyı açıyorsunuz. Yani daha bilmiyorum nasıl anlatılır bu dilin önemi. Ama tekrar söylüyorum, toplumumuzda hala İngilizce, hani tırnak içinde yabancı diller grubunda görülmeye devam ediyor. Canım Afrika'daki bir kabilenin dili de bana yabancı dil. İşte Sibirya'daki bir topluluğun dili de yabancı dil. İngilizce de yabancı dil. Allah aşkına bu kategoriden çıkarmalıyız arkadaşlar İngilizceyi. Ben acizane şöyle bir tanım var Sayın Hocam. Ana diliniz yabancı diller ve dünya dili. Ben bana göre böyle bir tasnif yapmak istiyorum artık. Doğru. Ana diliniz, dünya diliniz ve diğer yabancı diller. Evet, Sayın Hocam, arkadaşlar bugünlük yetsin. Tabii bu kadar beklemiyordunuz uzun olacağını ama derdimiz çok. Yani böyle bir dünyadayız. Maalesef aktif değiliz. Maalesef hakim değiliz. Mahkumuz, her alanda mahkumuz. Yani mücadele için bile karşıyı tanımanız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani elinizdekini karşıya tanıtmak ve artı karşıdakiyle mücadele etmek için bile onu tanımanız gerekiyor. İşte bunun bu iletişim dili olarak da dünya dili olarak da karşımıza İngilizce çıkıyor arkadaşlar. Evet, ben bu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Herhalde bayram sonu mu devam edeceğiz? Öyle bir bugün söyledi Yakup Bey de bana da. 26 Temmuz'da hocam derslerimiz başlıyor inşallah. Ben de not alayım inşallah. Bir engelimiz 26 Temmuz. Evet. Yine bu saatte diyelim. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Güzel bir ders olacaktır muhakkak genç arkadaşlara. İnşallah. İnşallah cümleten tekrar. Evet arkadaşlar, sizlerin şey var mı? Bir katkısı, yorumu var mı? Kafanıza takılan bir şey varsa hocam, arkadaşlar dersle alakalı hocamıza sorabilirsiniz. Hı-hı. Sesinizi açıp. Evet. Ve şunu da ekleyeyim. Şimdi hep biz bilgisayar ekranı ekran diyoruz arkadaşlar ama tabii biz bir gerçek var ki artık
Bilgisayar da küçüldü, cebimize cep telefonu olarak girdi. Artık her tarafta bizimle. Yani bugün internet olmayan telefon yok. İnternet varsa dünyayla bağlısınız. Dünyayı takip için hiçbir engeliniz yok. Yani bir masaüstü ekrana da mahkum değilsiniz. Bir laptopa bile artık mahkum değilsiniz. Evet. Artık cep telefonu bir sihirli kutu şeklinde devamlı yanımızda. Tabii ki iyi kullanırsak faydasının sınırı yok. Eğer yani faydalı veya işte olumlu anlamda da kullanılmazsa vereceği zararında en başta vaktinizi öldürme şeklinde vereceği zararında sınırı yoktur. En değerli varlığımız ömrümüz değil mi arkadaşlar? Bir şey benim ömrümü geçiriyorsa, harcıyorsa benim için en büyük zararı veriyor demektir. Bu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyoruz hepiniz arkadaşlar. Nasipse 26 Temmuz'da ben okuyacağımız metni Büşra Hanım'la paylaşırım. O da size atar inşallah. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Cenab-ı Hak sağlık sıhhat içinde bayramı yaşamayı, virüs musibetini de inşallah üzerimizden, tüm dünyanın üzerinden kaldırmayı da temenni ediyorum. Tabii Cenab-ı Hak diyecek ki siz tedbir alın, takdiri bana bırakın diyecek. Tedbir tabii ki üzerimizi, boynumuzun borcu. Sağlıklı, sıhhatli bir Ramazan ve bayram diliyorum. Daha fazla sizleri tutmayayım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Sağ olun hocam. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Allah razı olsun. Cümlemize... Katılımcı arkadaşlara son bir duyuruda bulunayım. Bizim Telegram kanalımızı iyi takip etsinler. Kesin yani son ders seçimleri formu orada paylaşılacak. O zaman kesinleştirebilirsiniz. Saatlerde kesin bir şekilde orada paylaşılacak. Daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam ben de. Dersi evet. Sonlandıracağım eğer. Tamam efendim. Şey teşekkür ediyoruz. Tutmayalım arkadaşlar. Hocam size çok teşekkür ederiz katkılarınız. Estağfurullah. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar diliyorum hocam. Cümleten hayırlı akşam efendim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun.